Geçen sene topladığımız kapaklarla bir engelliye tekerlekli sandalye alması konusunda vesile olmuştuk. Bu sene de geri dönüşüme verilen önem yüzünden bu faaliyeti yapmaya karar verdik. Sınava girmiş abilerimden, ablalarından, komşu çocuklarından kullanılmış defter veya kitaplarını vermelerini istedik. Bu konuda ailem çok destek oldular. Yaklaşık 600 kilograma yakın bir kitap, defter topladık. Bunları yaklaşık bir tona tamamlamak istiyoruz. Bunları tamamladıktan sonra sıfır atık projesi için geri dönüşüme vereceğiz. Bundan elde ettiğimiz gelirle de sokak hayvanlarına mama almayı planlıyoruz. Geçen sene topladığımız kapaklarla bir engelliye tekerlekli sandalye alınmıştı. Bu sene de arkadaşlarımızdan eski kağıt defter toplayıp geri dönüşüme yollayıp sokak hayvanlarına yiyecek alacağız. Bu işleri yapınca çok mutlu oluyorum. Tek isteğim ülkemizi yöneten Cumhurbaşkanımız ile tanışmak. Vali amca ve büyüklerimizden isteğim de eğer Cumhurbaşkanımız Elazığ'a gelirse beni tanıştırmaları teşekkür ediyorum. Biz çayda çırağda oturuyorduk ama başka bir mahallede oturan arkadaşımızdan kitap istemiştik. Babam ve annem yardım etmesiyle o kitabı da almıştık. Bizim kitap topladığımızı duyanlar bile bize kitap getiriyorlardı. Komşular, tanımadıklarımız bile bize kitap getiriyorlardı. Arkadaşlarım, komşularım, herkes bize kitap veriyordu. Kitapların taşıması da ayrıca çok zordu. Çünkü kitaplar çok ağır. Zaten kitaplarımız da bayağı olduğu için taşımamız çok ağır oluyordu. Babam ve annem de bu konuda bize çok yardımcı oldular. Çevre bilincini aşılamak üzere çocuklarımıza eşimle birlikte bir faaliyet planladık. Bu kapsamda geri dönüşüme göndermek üzere kullanılmış kağıt, kitap ve defterleri toplayıp geri dönüşüme göndermeyi planlıyoruz. Şu andaki amaç bir tona yaklaşmak. Toplanılan miktar 637 kilo. Buradan toplanılan miktar ile elde edilecek gelir ile sokak hayvanlarına mama almayı planlıyoruz. İnşallah başaracağız. Tabii en büyük hedef de sıfır atık planına katkı sağlamak. Amacımıza da ulaşacağımızı düşünüyorum inşallah.